Merhaba sevgili dostlar. Muhabbet Kuşu Bahçem kanalına tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Evet dostlar, sıcaklarla boğuşmaya devam ediyoruz. İnşallah bu sıcaklardan bir an önce kurtuluruz. Yağmur yağsın diyoruz artık. Çünkü bildiğiniz gibi üzücü olaylar var. Yangınlarımız devam ediyor. İnşallah en kısa zamanda kurtulmak dileğiyle diyorum arkadaşlar. Evet, bunlar son yavrularımız arkadaşlar. Çoktu fakat yoğun talep üzerine çoğunu sahiplendirdik ve şu an şöyle gördüğünüz gibi son yavrularımız bunlar. Evet, bugünkü konumuz gene bir arkadaşımızın isteği üzerine dostlarım çaylardan bahsetmişti. Kuşlarımıza çay verebilir miyiz diye bize bir soru sormuştu. Biz de kısa ve öz bir video olsun. Çaylardan biraz bahsedelim istedik dostlar. Bildiğiniz gibi kullanmadığım şeyleri size söylemiyorum. Genelde kullandığım, denediğim, zararını görmediğim dostlar ürünleri sizlerle paylaşıyorum. Ve bugün de çaylardan bahsedelim istedik dostlar. Şimdi arkadaşlar pardon, bildiğiniz gibi birçok çay mevcut. Fakat dediğim gibi ben size zamanında kullanmış olduğum ve halen de bazen kullandığım çaylardan bahsedeceğim. Dostlarım, ilk başta kekikten bahsetmek istiyorum. Kekik çayından. Bildiğiniz üzere kekik aynı zamanda mamalarımızda da benim sık sık kullandığım ve size de mamalarda sık sık kullanmanızı tavsiye ettiğim dostlarım ürünlerden bir tanesi kekik. Kekik arkadaşlar, bildiğiniz gibi dostlarım özellikle nasıl desem, yani mantara karşı etkili dostlarım. Mantara karşı etkili bir çay ve mamalarda da kullanmanızı tavsiye ediyorum. Kekiği özellikle mantarda kullanabilirsiniz. Tabii ki bunları kullanırken dostlar seyrelterek kullanın ve suyun sıcaklığına dikkat edin. Ve kesinlikle çayın haricinde başka bir ürün suya karıştırmayın dostlarım. Rezene çayına gelecek olursak arkadaşlar, bildiğiniz gibi tüm kuş besleyen arkadaşlarımızın muhakkak listesinde bulunması gereken bir ürün arkadaşlar. Rezene çayı. Rezene çayı bildiğiniz gibi dostlar kabızlıkta yarar sağlar. Ve kuşu rahatlatır. Kursak ve karın içinde dostlarım oluşan gazları şöyle kuşları da göstereyim arkadaşlar. Gazları da önler. Çünkü bu esnada kuşumuz birçok hastalıkla uğraşırken buralarda gaz birikimleri olabilir. Onları da önler dostlarım. Isırgan otu çayımız arkadaşlar. Isırgan otu çayı bildiğiniz gibi zehir giderici özelliğe sahip bir çay arkadaşlar. Kuşta eğer bir zehirlenme var ise uyguladığınız takviyelerin etkisini arttırır. Kullanmanızı tavsiye ederim. Tabii ki içeriğindeki çok yararlı olan vitaminlerle de alakalı olarak güzel bir besin, yem, bitkisi arkadaşlar. Papatya çayımız dostlar. Papatya çayı bildiğiniz gibi gene iltihap önleyici, bulaşıcı hastalıklara karşı etkili dostlarım. Özellikle kuşta kursak iltihabı, üşütme gibi olaylar var ise kullanabilirsiniz. Bunları hafifletir ve bir an önce sağlığına kavuşmasını dostlarım sağlar. Tabii ki özellikle papatya çayı hatalı beslenmeden dolayı ishal olan kuşlarınızda da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle şimdi benim kullandığım çay türleri. Bunlar arkadaşlar, ara ara kullanıyorum ve hiçbir zararını görmedim. Yararını gördüm arkadaşlar. Şöyle kuşlarımızı da gösterelim. Evet, hepsini arkadaşlar ayırdık. Dediğim gördüğünüz gibi buradaki takımımın yavruları mevcut. Onlar da şöyle göstermek gerekirse dostlar, maşallah yavrularımız. Bunlar da atladıktan sonra zaten salmalarımız gelecek dostlar. Onları ayıracağız. Son olarak burada da yavrularımız var. Bu yavrularımız da büyüdükten sonra, yeme düştükten sonra ayıracağız.
kafeslerimizi, buradaki kafeslerimizi azalttık. Buradaki salmamızda yavrularımız var. Dostlarım, ayrıyetten salmalarımız ve kafeslerimiz gelecek. Büyük ihtimalle şuradaki iki yavrulu takımım hariç diğer bütün takımları dostlarım yeni yerimize inşallah bir 10 gün içinde taşımayı düşünüyorum. Şimdi size aşağının da yeni yerimizin de son durumunu bir göstereyim. Hemen videoyu durdurup devam ediyoruz dostlar. Evet sevgili dostlar, şimdi güncel durumu paylaşacağım sizlerle. Şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, güncel durumumuza bir bakalım neler yaptık. Şurada da arkadaşlar söktüğümüz havalandırmayı, biraz karanlık fakat şurası, tekrardan taktık, onu içeriden size göstereyim dostlar. Evet şimdi şöyle bir girelim. Evet dostlarım, daha ışıklarımızı tabii takmadık, onları takacağız. Şöyle görmüş olduğunuz gibi dostlar, ne yaptık? Buradaki havalandırmamızı iptal etmiştik. Biz tekrar bu havalandırmamızı buraya taktık. Pimaşla şöyle T yardımıyla buraya bir ağız bıraktık. Ve buradan da bir ağız bıraktık. Yeri geldiğinde onu da açacağız. Buradan temiz hava girişimizi dostlar yapıp buradan da pis hava çıkışımızı yaptık arkadaşlar. Zaten takip edenler beni bilirler. Böyle de dışarıya vermiş olduk. Şu anda son durum bu. Kafeslerimizi asmaya başladık. Gelecek kafeslerimiz var. Salmalarımız bu duvara gelecek. Bu taraftaki duvarda tekrardan dostlar kafes olacak. Son durumumuz bu şekilde arkadaşlar. Ne kaldı? Havalandırmamız bitti. Boyamız bitti dostlar. Kafeslerimiz asılacak, salmalarımız. Daha sonra kuşlarımızı getirip buraya salmalara koyacağız arkadaşlar. Evet dostlar, durum bundan ibaret. Dediğim gibi bugün sizlere benim de kullandığım ara sıra çaylardan bahsettik. Çay verebilir miyiz diye arkadaşımız sormuştu. Verebilirsin dostum. Tabii ki bunları seyrelterek fazla abartıya kaçmadan belli aralıklarla kullanabilirsin. Herhangi bir zararını ben görmedim. Senin de göreceğini zannetmiyorum. Yeni yerimizde de havalandırmamızı gene değiştirdik arkadaşlar. Bir tanesini iptal etmiştik. Onu tekrar bu gösterdiğim şekilde yerine taktık. Monteledik. Havalandırma işlemimizi bitirdik. Boya işlemimiz bitti. Kafeslerimizi ufak ufak asmaya başladık. Büyük ihtimalle birkaç gün içinde salmalarımız gelecek arkadaşlar. Salmalarımızı da monte edeceğiz. Daha sonra da yukarıda dediğim gibi, demin size göstermiş olduğum gibi, iki takımım hariç diğer kuşlarımı aşağı indirip yeni gelecek olan kuşlarımı da alıp hepsini salmalara atacağım. Teklemeyeceğim arkadaşlar. Eylül'ün sonuna doğru eşe atmayı planlıyorum dostlarım. Tabii ki kuşlarımızı yeni yerine getirdiğimizde bir adaptasyon süreci olacak. Onu da en iyi şekilde takviyelerle, özellikle tüye girme ihtimali olabilir yer değişikliğinden dolayı. Bu yüzden gerekli olan minerallerimizi, B vitaminlerimizi, mamamızı ve daha farklı birçok ürünümüzü vererek kuşlarımızı en kısa zamanda yeni yerlerine alıştırmayı planlıyorum dostlar. Umarım hepsini tek tek zaten ayrıntı olarak sizlere çekeceğim. Neler yaptığımı, neler uyguladığımı, bitmiş halini. Bundan sonraki videolarımızı yeni üretimhanemizde gerçekleştireceğiz. Ve daha sık bir şekilde sizlerle birlikte olacağım arkadaşlar. Direkt olarak Instagram'dan, Facebook'tan ve YouTube'dan mesaj atan, teşekkürlerini ileten, bizi destekleyen bütün arkadaşlarımıza canı gönülden ben de teşekkür ediyorum. Gösterdiğiniz ilgiye sağ olun arkadaşlar. Instagram'dan da birçok soru alıyorum ve elimden geldiği kadar hepsini en hızlı şekilde de cevap veriyorum dostlarım. Umarım sizlere yardımcı olmuşumdur, olabiliyorumdur. Anlaşılabilir bir dille, fazla bir karmaşık hale getirmeden neler yapılması gerektiğini, muhabbet kuşu üretiminde nelere dikkat edilmesi gerektiğini, hangi ürünleri kullandığımı,
hastalık durumları, başımıza gelen olaylar, tecrübelerimizden dostlar yararlanarak, faydalanarak bunları sizlere eksiksiz, gizli ve saklı olmadan en iyi şekilde anlatmaya çalışıyorum dostlarım. Tabii ki bazı durumlarda bazı dostlarımız her şeyi anlatmıyorlar. Bana da anlatma diyorlar. Fakat dostlar, her zaman söylüyorum, herkes rızkını yer. Rızkın ötesinden başkası inanın ki olmaz. Bu yüzden dostlarım, bir kuş bakıyorsanız, en azından bu işe gönül vermişseniz, hakkıyla yapmanız, en az hasarla bu işi yürütebilmeniz, yani hasardan maksat en az hastalıkla bu işi yürütebilmeniz, biz de o şekilde çünkü duruma devam ediyoruz. Dostlarım, sizin de bunlardan, bu bilgilerden faydalanmanızı istiyorum. Eğer gönül verdiyseniz ve gerçekten de bu işi hakkıyla yapacaksanız, videolarımızı izleyerek, sırf benim değil birçok arkadaşımız var, hangisini sizin kafanıza yatıyorsa hepsini izleyip ona göre bir yol seçip kuşlarınıza öyle bakmanızı tavsiye ediyorum. Tekrardan görüşmek üzere. Büyük ihtimalle birkaç gün içinde salmalarım gelecek arkadaşlar. Ben salmaları böyle kat kat olarak değil de 1 metrelik şeklinde salmalar yaptım. Çünkü benim elimde çok fazla kuş kalmıyor dostlarım. O yüzden yavru salmalarında falan, o yüzden fazla büyük salmaya gerek duymadım. Elimde olacak olan kuşları, bildiğiniz gibi ben yavru, erkek, dişi olarak 3 salmaya ayıracağım dostlar. Ve böylelikle tabii ki ilerleyen zamanlarda gerekirse yanına daha başka salmalar da ekleyebilirim. Bunları da sizlerle zaten paylaşacağım. Hepinize hoşça kalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere dostlar. Kuşlarınıza çok iyi bakın. İnşallah sağlık ve saat diliyorum. Hoşça kalın dostlar.